Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda güçlü etkileşimlerin ikincisi olan Coalent Bağ'a başlayacağız. Ionic Bağ kadar uzun olmayacak. Hocam Ionic Bağ'da da bu işin suyunu çıkarmıştınız. Ionic Bağ için 4 video gerçekten çok fazlaydı. İnşallah bu da o kadar değildir diyorsun. Evet, bu da o kadar değil. Seni anlıyorum. Daha az tutacağım 3 video. Çok yardımcı olmadı ama 4'e göre 3'ü bence kabul edin. Birinci videomuzda Coalent Bağ'ın tanımını yapacağız. İkinci videoda ise meşhur polarlık, apolarlık var ya, işte onu göreceğiz. Üçüncü videoda da basit bir adlandırma ve Coalent Bağ'ı bitirmiş olacağız. Gelelim şimdi birinci videomuz olan Coalent Bağ neymiş? Bununla alakalı temel özellikler neler? Bunlara birlikte bakalım. Coalent Bağ dediğimiz şey bir molekülü oluşturan ametol atomlarını bir arada tutan güçlü etkileşimlerdir. Bak cümle bizim için çok önemli. Ne diyor? Ametal atomlarını bir arada tutan. Coalent bağ olabilmesi için şart 1. Tamam mı? Şöyle 1 yazdım. Ametal artı ametal bileşik olması lazım. Hocam metal artı ametal bileşiklerde coalent bağ olur mu? Olmaz. Coalent bağ olması için ametal artı ametal olması gerekiyormuş. Coalent bağların en küçük yapı taşları moleküldür. Tamam mı? İyonik bağlara kristal demiştik. Coalent bağlara da molekül diyoruz. Coalent bağlar elektron ortaklaşmasıyla meydana gelirler. Nasıl elektron ortaklaşması? Şöyle bir örnek verelim. Mesela klorun elektron sayısı 17'dir. Tamam mı? Elektron katman dağılımını yaptığında 2, 8, 7. Lewis yapısını çiz desem şöyle bir şey çizersin. Hani şurada da var da ben yine de göstereyim. Hocam ya bir tane elektron alsa bu zavallı aslında soygaz olacakmış değil mi? Bir tane elektron versek soy gazı istek olur mu? Evet. Ama nasıl yapacağız? İki tane klor bir araya geliyor işte. Bak kardeş, senin bir elektrona ihtiyacın var. Benim de bir elektrona ihtiyacım var. Gel bunu birlikte kullanalım diyor. İşte bunlar elektronu birlikte kullanırlarsa, bak şurada kullanıyorlar birlikte. Şöyle 8 elektrona sahip oluyor. Son katmanı 8'e, yani soy gaza benzetiyor. Diğer klor da aynı şekilde 8'e benziyor. Ne yaptılar? Şunları ortak kullanınca bu oldu. İşte şu ortak kullanma olayına biz coalent bağ diyoruz. Coalent bağ. Tamam mı? Coalent bağ budur. Ortak kullanılan elektronlara bağlayıcı elektron çifti deniyor. Kaç tane bağlayıcı elektron çiftimiz var? Çift demek, çifte iki tane bulunur değil mi? Bak bir tane çiftimiz var. Bir tane bağlayıcı elektron çiftimiz varmış. Tamam mı? Bunu şöyle de gösterebiliriz. O iki tane nokta var ya, ortak kullanılan şu iki nokta. Yani şu ortadaki iki nokta. Bunu çizgiyle de gösterebilirsiniz. Şöyle. Aslında bu çizginin bir şurasında elektron vardır, bir de burasında vardır. Yani senin görmüş olduğun şu çizgi iki tane elektron barındırıyor. Tamam mı? Bu şekilde de bunu gösterebilirsin. Buna covalent bağ diyoruz. Şu etraftaki elektronlara ise ortaklanmamış elektron çifti diyoruz. Lewis yapısında göstermiştim. Yine de bir hatırlatmış olalım. Gel şimdi şuraya. Bir covalent bağda ortaklaşa kullanılan elektronlara bağlayıcı elektron çifti, yani şunlara bağlayıcı elektron çifti, bağlayıcı elektronlar adı verilir. Covalent bağ oluşumuna katılmayan elektronlara da eşlenmemiş elektron çifti ya da ortaklanmamış elektron çifti denir. Bak bu cümle çok önemli. Buradan sizi düşürmeye çalışırlar. Hocam eşleşmede iki kişi bir araya geldiği zaman eşleşme olmuyor mu? Eşlenmeden kasıt ortak kullanım, tamam mı? Ya bunlar bir çift oluşmuş da, yani farklı atomlar arasında çift oluşturmamışlar. Ya biz buna eşlenmemiş diyeceğiz. Eşlenmemiş deyince hep tek gelmesin aklına. Ortaklanmamış. İki farklı atom arasında kullanılsaydı ortaklanmış diyecektik. Ama iki farklı atom arasında kullanmadan dolayı ortaklanmamış diyeceğiz. Yani şu ortaklanmamış elektron çifti. İki tanesi var, ortaklanmış hocam demiyormuşsun. Önemliydi burası. Hemen şuraya gel. Birkaç örnek var. Diyor ki karbon elementinin elektron katman dağılımı 2, 4. Evet, değerlik elektron sayısı 4. Lewis yapısı da bu. Kaç bağ yapar? Öğrenmiştim bunları. Bunları eşlemesi gerekiyordu. 4 bağ yapar. Tamam mı? 4 bağ yaparsa bağ sayımız 4. Ortaklanmamış tek elektron sayısı da 4 etmiş oluyor. Azota baktın. Son katmanda 5 elektron var. Şurası ortaklanmamış elektron çifti. Kaç bağ yapar? 3 bağ yapar. Tamam mı? 3 tane daha elektron alması, ortaklaşa kullanması gerekiyor. Oksijeninkini yine burada vermiş. 2 tane tek elektron olduğundan dolayı 2 bağ yapar diyeceğiz. Şimdi bak. Azot dedik ya. Azot ister, hani
toplam 3 elektrona ihtiyacı var ya. Şöyle tek tek ayrı ayrı maddelere bağ yaparak 3'ü sağlar. Veya azot, 2 tane azot arasında bağ yaparak da 8'e tamamlayabilir. Yani üçlü bağ da yapabilir. Yani bu bağ illa tekli olmak zorunda değil. Mesela karbona da örnek verelim. Karbon ister 4 farklı atomla bir araya gelerek soy gaz düzeni oluşturur. İsterse 4 farklı değil, işte sallıyorum şuraya oksijen, şuraya hidrojen, 2 farklı atomla bir araya gelerek 8'i oluşturur. Ama totalde toplam 4 bağ yapar. Yani bu bağ tekli de yapabilir, ikili de yapabilir. Karbon üçlü bağ da yapabilir. Tamam mı? İşte tekli bağ yaptığında tekli kovalent bağ, ikili bağ yaptığında şurada ikili bağ var gördüğün gibi, ikili kovalent bağ, üçlü bağ yaptığında ise üçlü kovalent bağ diyeceğiz. Şimdi sağ tarafta kovalent bağların genel özellikleri var. Onlara da bakalım, ardına soru çözelim. Kovalent bağlı bileşiklerin genel özellikleri. Bunlar bir kere moleküler yapılı. Kristal yapıda değil, moleküler yapılı. Elektrik akımını iletmiyor. Suda iyonlaşarak da çözünebilirler, molekül olarak da çözünebilirler. Asitler genelde iyonlaşarak çözünür. Mesela HCl bir asittir, kovalent bağlıdır, iyonlaşarak çözünür. Eğer suda iyonlaşarak çözünen varsa önemli, dikkat et buraya, elektriği iletir. Suda iyon olduğu zaman elektrik her zaman iletilir. Suda ne kadar fazla iyon varsa elektrik o kadar fazla iletilir. Moleküler halde çözündüğü zaman iyon oluşmaz. Mesela şekere bak, çok karşına çıkacak bu şeker örneği senin. Şeker dediğin şey C6H12O6. Tamam mı? Katı şeker, katı halde. Suya attığında sen bunu C6H12O6 halde bulur. Ama bu kez suda halinde. Tamam mı? Yani ayrışmaz, iyon oluşmaz. İyon oluşmazsa elektrik iletkenliği olmaz. Moleküler çözünenler elektrik iletmiyormuş. İyonlaşarak çözünenlerse ne yapıyormuş? Elektrik iletiyormuş. Bizim için önemli bir özellikti. Oda şartlarında iyonik bağlı bileşikler katı halde de, gaz halde de, sıvı halde de bulunur diyoruz. Şurada bir not var, bunu da okuyalım. Bir ametal atomu Lewis gösterimindeki ortaklanmamış tek elektron sayısı kadar kovalent bağ yapar ki az önce bunu gösterdik. Şimdi gelelim sorulara. İki tane sorumuz vardı. Ponçik çok tatlı. Diyor ki karbon elementi aşağıdaki katman elektron dağılımı verilen elementlerden hangisiyle kovalent bağlı bileşik oluşturur? Kovalent bağlı bileşik oluşturabilmesi için ametal artı ametal olması lazımdı. Değil mi? Şimdi baktığın zaman X'in elektron katman dağılımı 1 ile bitiyor. 1 ise 1A grubu. 1A grubunda yalnız hidrojen ametaldi. Onunla 1 elektron vardı. Bu hidrojen mi? Değil. 11 tane elektron var. O zaman metaldir. Metalle ametal kovalent bağ yapmaz. İyonik yapar. Bakıyorsun elektron katman dağılımı 2 hocam 2A. Bu soy gazlatılarsan helyumun 2 elektronu vardı. Şu şekilde gösteriliyordu. Soy gazlar da bağ yapmaz. A metal arıyoruz. C'ye bak, 2882 2 ile bitiyor. 2A grubu. 2A grubu metal. Metaller iyonik oluşturuyor. Kovalent oluşturmuyor. D'ye bakıyorsun. 283 3A grubu. 3A grubu ikinci periyottaki borumuz yani metal. Diğeri ise metaldi. İkinci periyot mu? Hayır. Bu üçüncü periyot metal olacak. Metal ise kovalent bağ yapmaz diyoruz. Buraya geldin, son katmanda 6 var. Son katmanda 6 varsa 6A grubu ametal. Ametal kovalent bağ yapar. Cevabımız E seçeneği olacak. 24. soru. Kovalent bağlı bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Ametal atomlar arasında oluşur. Evet, tanımımızda da bu vardı zaten. Ametal artı ametaldi. Doğru. Moleküler yapılıdır. Evet. Erime ve kaynama noktaları bunların oldukça düşüktür. İyonik bağlıların yüksekti. Buraya yüksek demesi bizim için yanlış bir seçenek. Doğrudur. Cevabımız 1 ve 2. C seçeneğidir diyoruz. Geçtik bu soruları. Element moleküllerin Lewis yapısı demiş. Ardında da bileşik moleküllerin Lewis yapısı var. Hatırlarsın Lewis yapısını. Son katmandaki elektron dağılımını yapıyorduk değil mi? Mesela oksijen örnek verelim. Kları örnek veriyoruz. Bir de oksijen olsun. Oksijenin toplam 8 elektronu var. 2-6 şeklinde elektron katman dağılımı oluyor. Yani şöyle bir Lewis gösterimi vardı. Değil mi? Gördüğün gibi. İşte bundan elektron ortaklaştırırsan bak şöyle bir ikili bağ olur. Tamam mı? Şu şekilde de gösterebiliyorsun. Bu bizim Lewis gösterimimiz oluyor. Tamam mı? Şu da doğru bir ifade. Nokta yerine çizgi konduğunda doğru bir ifade. Sadece noktaları koyarsa da doğru bir ifade. Hocam Lewis dediğinde hepsini nokta mı yapmak zorunda? Hepsi notla yapmak zorunda değil. Çizgi de doğru bir ifade olur. Ama şöyle gösterirse bu Lewis gösterimi olmaz. Niye? Çünkü oksijen 8'e tamamlamamış.
diğer noktaları göstermiyor. Diğer noktaları da göstermek zorunda. Şöyle diğer noktalar gösterecek hep, tamam mı? Azota baktın. Azot da şurada üçlü bağ yaptı gördüğün gibi. Üçlü bağ yaptığından dolayı da yine bak her çizgi 2 elektron. 2 elektron burada, 2 burada, 2 de burada 6 yaptı. 2 de şurada 8. Şu azot 8 oldu. Şuradaki azot da 8 oldu diyoruz. Şu soldaki bilgileri okuyalım. Ardına diğer alttaki kısımlara bakalım. Bir molekülün Lewis nokta yapısında iki atom arasında bağlar ve ortaklanmış elektron çiftleri birer çizgi şeklinde gösterilebilir ki bunu söyledik. Kovalent bağlı bileşikte en çok sayıda bağ yapan atom merkez atomdur. Bak bu bilgiyi ilk defa veriyorum. Çok sayıda bağ yapana ne diyormuşuz? Merkez atom diyormuşuz. Mesela CH4 bileşiğinde C merkezde 4 tane bağ yapmış. C hidrojense 1 tane bağ yapmış. Demek ki C bizim için merkez atommuş. Azotta NH3'te bak azot daha fazla bağ yapmış. 3 bağ var azotun. Hidrojenin ise tek bağ var. Azot daha fazla bağ yaptığından dolayı burada azot merkez atom diyoruz. Yine H2O'da oksijen 2 tane, hidrojen ise 1 tane bağ yaptığından dolayı oksijenimiz bizim için merkez atom oluyor. Buna da dikkat et. Şimdi bileşiklerin Lewis gösterimi var. Hidrojen klorür demiş. HCl. Hidrojen 1 tane elektron ortaklaşa kullanırsa soy gaz elektron düzeyine ulaşıyor. Klor da bir taneye ihtiyaç duyuyordu. Bu da 8 olmuş. Hidrojen 2, klor 8. İkisi de yolunu bulmuş. İşte bu bizim Lewis gösterimiz. Ama şu ortaya ne yapıyordun? Çizgide koyabiliyordun. Suya geldin. H2O. Oksijenin bak. Şöyle oksijeni düşündüğün zaman 8. Hidrojen de helyuma benzemiş. 2, 2. İkisi de memnun. Yani alan razı, veren razı. Bu da bunun Lewis gösterimidir diyoruz. Şurada bir tane Lewis gösterimi göstereceğim. Organik kimyada göreceksin aslında 12. sınıfta ama TYT'de de bazen bazı kaynaklar soruyor. Sorduklarında afallama. Şu senin karşına çok çıkar. Tamam mı? İşte şu yapı. Neydi? HCO. Bunun Lewis yapısını sorarlarsa, gerçi burada HCO yazmadım lan. Başka bir şey yaptım. Pardon. Dur. HCO yapalım. Şuraya oksijen ekleyelim. Tamam mı? Şuraya da nokta koyduğumuz zaman işte HCO'nun Lewis yapısı da budur diyoruz. Okey. Daha açık göstereyim. Bazen karşına çıkar, çıktığındaysa doğrusu bu. Bu da bunun Lewis yapısı. Çok kompleks bir bileşik. Karşına çok gelmez TYT'de. AYT'de gelir. AYT'de de zaten ileride bunları göreceğiz. Örneklerimize bakalım ve ardına dersimizi bitirelim. Kovalent bağ anlatacaktık zaten. Çok uzun olmayacaktı bu ders. Hani kovalent bağda anlaşıldığını düşünüyorum. Bir sonraki videoda asıl baba yere geleceğiz. Polarlık ve apolarlığa geleceğiz. Oraya gelmeden önce şuradaki iki sorumuza bakıyoruz. Gel şimdi. Diyor ki aşağıda verilen element ya da bileşiklerden hangisinin bir molekülündeki kovalent bağ sayısı en fazladır? Şimdi hidrojenin kaç bağ yapması lazım? Yaz elektron katman dağılımını 1. 1 ise bir tane nokta bir tane hidrojenle bağ yapsa tekli bağ var bunun. N2'ye bak. Yaz elektron katman dağılımı N2'nin 2, 5, 3 bağ ihtiyacı var değil mi? Azotların 3 bağ ihtiyacı var. Bunlar arasında 3'lü bağ olacak. H2O'ya bak. Oksijen 2, 6. 2 tane bağ yapsa oksijen 8 oluyor. Yani oksijene şöyle bir şey yapacağız. 2 bağ var burada. HCl'de klor sürekli görüyoruz. Yani bir tane alsa 18 olacak. Hidrojen bir tane alsa 2 olacak. Yani tek de bağ yapacak. Oksijen az önce gördün. İkili bağ yaparsa soy gazı ulaşıyordu. En fazla bağ kimde var? Azotta var. Tamam. 4A grubundaki karbon 4 bağ yapar. Karbondan sonrası 5A grubu azota bakacaksın. Bunlar en fazla bağ yapan ametal maddeler. Mesela 6A grubunda 2'ye ihtiyaç var. 7A grubunda teke ihtiyaç var. Niye hocam? Çünkü 8'e ulaşmak istiyor. 4A grubunun 8'e ulaşması için 4 bağ yapması lazım. 5A'nın 3, 6'nın 2, bunun 1. Hepsini topladığın zaman ne yapıyor? Bak bu da 8 yaptı, bu da 8 yaptı, bu da 8 yaptı. Bu da senin aklında bulunsun. Pratik bir nokta olarak bazen kullanabilirsin. Örnek 26. Lewis formülü şeklinde olan molekülle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. P5A grubundadır. Nasıl anlarız? Bak P'yi şöyle yazdın. Üstünde iki tane nokta var. Kaç bağ yapmış? Bir şuradaki klorla yapmış. Bir buradaki klorla yapmış.
Bir de aşağıdaki klorla yapmış. 3 bağ yapmış. Demek ki bu 5 A grubunda 3 elektrona ihtiyaç duydu. Bak solda gösterdim ya. 5 A grubundaki 3 taneye ihtiyaç duydu. Doğru. 3 tane polar kovalent bağ içerir. Birinci polar kovalent, ikinci polar kovalent, üçüncü polar kovalent. Hocam polar ne? Bu ifadeyi bir sonraki derse götüreceğim. Aslında burada da erken vermişiz. Kovalent bağ diyelim, daha doğru ifade olsun. Polar da doğru bir ifade de henüz anlatmadım polar kısmını. Ortaklanmamış bir çift elektron bulundurur. Şimdi şurası ortaklanmamış 1. Şu da ortaklanmamış 2. Bu da ortaklanmamış 3. Bu da ortaklanmamış 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Yani bir tane değil. C seçeneği yanlış oldu. Cevap C. Diğer seçeneklere de bakalım. Oda koşullarında elektriği iletmez. İyonik bağlı bileşikler iletmiyordu. P merkez atomdu. Merkez atomdur demiş. Bağ sayısı fazla olan merkez atomdu. P'de 3 tane bağ var. Klorlarda ise birer tane bağ var. Bu yüzden P merkez atomdur. Bu da doğru bir seçenek. Evet, bu dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste, yani polarlıkta görüşmek üzere. Kendine iyi bak.